ketyapsan-a? Bir arabi yo'llarini to'sib, ey Allohning rasuli, qiyomat kunida meni jannatga yaqinlashtiradigan, meni do'zaxdan uzoqlashtiradigan amallarni o'rgating. Mana shu amallarni o'rgatasiz, bo'lmasam yo'lingizni qo'yib yubormayman deb tuyalarini shundoq yo'lini to'sib oldi bir arabiyga. Shunaqa arabiylar endi u cho'lda, sahroda yashaydigan arablar bo'lar ekan. Kamera chigit aka, siz nima qotasiz bular? Men chiroq tushayap. Bo'ladi shunaqa. Arabiylar cho'lda, sahroda yashaydigan arablar bo'lar ekan. Ular mulozamatni ham bilmas ekanda, gapiraman degan gapini gapirib qo'yar ekan. Qo'polroq bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni tuyalarini yo'lini to'sib yurganlarga mahkam osilib oldi. Mana jannatga yaqinlashtiradigan va do'zaxdan uzoqlashtiradigan amallarni o'rgatasiz. Bo'lmasam tuyangizni yuganini qo'yib yubormayman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qarasalar hali arabiy nihoyatda ixlos muhabbat bilan turibdi. Shunda hammayli o'rgatay. Birinchi iymon keltirgandilar. Seni qiyomat kunida do'zaxdan qutqaradigan narsa iymon. Alloh taologa bo'lgan ishonching, qalbingdagi iymoning dedilar. Kitoblariga, farishtalarga, oxirat kuniga, qabrga, hisob-kitob, jamiki Alloh nimaga iymon keltirishlikka buyurgan bo'lsa, mana shu narsalarga iymon keltirgan. Rasululloh alayhissalotu vasallamni payg'ambar ekanligiga. Ana endi iymondan keyin senga kerak bo'ladigan ish dedilar. To'rtta amal o'rgatganlar shetdi. İmandan keyin senge kere böyle diyen iş kıyamet günde seni dozaktan azat edip cennetke yakınlaştıra diyen. İkincisi as-salatu dediler. Yaxşilab eshitvoying, ikkala quloqing bilan ham. Maqsading kıyamette najot quchish, dozaktan azat bo'lish ve cennet bo'lsa, seni zimmenge ikkinchi navbatda namoz farz bo'ladi. Namozni mahkam ushlashing kere dediler. Çünkü namaz Allah'ın farzı. Çünkü namaz kıyamet günü de Allah birinci hesap kitap kılıyor amel. Bunu derler. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özlerine hadis ettiler. Evvelu ma yuhasabu bihi el abdu yevmel kıyameti as salatu. Bende kıyamet günü de en dersler birinci hesap kitap kılıyor amel bu namazdır diyorlar aslında. Parvardigor olam banda vafot etib qabrga kelganda ham va qiyomat kuni hisob kitob uchun hozir bo'lganda ham parvardigor olam bandani amaliga birinchi qaraydigani namozdur. Namozi solih bo'lsa keyin boshqa amallarga Alloh qaraydi. Agar namozi o'qilmagan dangasalik, ming xil bahonalar ishda edim, etdi edim, betdi edim, hali yoshman, katta bo'lib olay, pensiyaga chiqib olay, endi to'y qilyapman, shu to'y o'tib olsin. Klient kelib qoldi, boshqa bo'lib qoldi, odam bo'lmadi undimga, jumaga chiqolmadim, hakazo, hakazo. Bunaqa bahonalarimizni qatorini ko'p davom ettirishimiz mumkin. Agar namoziga ming xil bahonalar qilib, oyoq osti qilgan bo'lsa, Parvardigor olam qiyomat kunida boshqa solih amallariga nazar pisand, boshqa solih amallarni nazar qilib pisand qilmasligi mumkindirlar. Bu hadisi shariflarimizda turibdi birodarlar. Bir ulug' zot yo'lda ketib borardilar. Avliyo zot. Ko'zlariga shayton alayhi lana ko'rin. Haligi ulug' zot qarang, aqlli, farosatli ekan. Shaytonga qarab, "Ey hazrat, yaxshiyam yo'limdan chiqib qoldingiz. Sizga bittan bir so'raydigan narsam bor edi." Shayton ham, "Nimani so'raysan mendan?" Dedi, "Men sizga o'xshamoqchiman." Shayton muzlab qoldi. Birorta odam bolasi menga bu gapni aytmagan edi-ya. "Yo'q, men sizga o'xshamoqchiman. Sizni havas qildim. Sizga o'xshab mal'un. Sizga o'xshab Xudoning rahmatidan bu darajangizni men havas qilaman. Nima amallar qilsam sizga o'xshayman." Shunda shayton alayhi lana, "Birorta odam bolasi menga bu savolni bermagan edi. Mayli, sen berding, o'rgating." Fatahavon bis solati. Birinchi
namazga beparvo bo'lgandi. Namozga beparvo bo'lgan muazzin aqdo aytaversin Allohu akbar deb, ishing bo'lmasin. O'zi bitta odamga nima namoz o'qimaysiz desa, javobini qarang. Mani gunohim yo'qda deb dirmish qarang. O gunohi bo'lsa o'qsin namoz dirmish qarang. Mana shu gap bilan dindan chiqib ketadi ayan. Shuni haqiqiy iymon qalbidan ishonib, qalbidan nima deydi? Iymon keltirib qasdan aytsa dindan chiqib ketadi. Xotiniga 3 talaq tushadi. Dindan chiqdi degani, er xotinda bittasi dindan chiqib yo kofir yo murtad bo'lsa, o'rtalarida nikoh yechilib ketadi. Taloq tushadi degan xudo saqlasin. Bu degani men gunohim yo'q deganida. Shuni shu gapini o'zi katta gunoh. Yer osmonga sig'maydigan gunoh, mana shu gapini o'zi. Shayton alayhilani namozga beparvo bo'lgin, men kabi bo'lasan. İkincisi qasam ichavergin, yolg'onmi, rostmi? Qachon berasan desa, "Ha, dushanba kuni beraman" deyapti-ku mana o'zimizda ham. Qarzni qachon berasan, nomar? Nechi kun bo'ldi? 1 oy bo'ldi. 2 kunga deb olib ketgansan. Mana shu dushanba deydi-ku. G'irt yolg'onda, mana shu ham bitta qasam, bu ham bitta va'da. Og'zingdan chiqayotgan qasamga e'tibor berma. U rostmi, yolg'onmi? Nima qilaver? Ichaver. Og'zingga nima kelyapti? Gapiraver. Sökünün kelim, sökün olur. Fahş sözler yapırın kelim, yapır olur. Tilinge erik bir var ki, bu oldu. Şeytan ben mizalı bulasan, kalasan. Nalgun. O da Allah rahmetinden uzak. Şimdi haliki evliya zat Allah'a kasam. Hani şeytanın yapını eşitti de. Allah'a kasam, bir hatta namazı bu uz vaxtını keşiktirmeyim ben. Ve yani Allah'a kasam, gör ya kerip yetkilim geçip kasam, içmeyim ben. Rost bo'lsam ichmayman, yolg'on yolg'onga yolg'on bo'lsam ichmayman. U haligi avliyo zot shaytonni aldab qaysi amallar, qaysi amallar Allohga ya'ni Parvardigor olamda g'azabiga sabab bo'lishligini va qaysi amallar shayton bir misoli bandani qilib qo'yishligini shaytondan aldab uni chuv tushirib, tuzoqqa tushirib bilib olmoqchi bo'lgan ekanlar ulug' zot. Shayton buni sezib, "Oh" dedi, boshini ushab o'zim bilmasdan nasihat qilib qo'ydimi odam bolasiga? O'zim bilmagan holatda bittasini o'rgatib qo'ydim. Allohga qasam, sen qasam ichdingmi namozlarda hech ham qoldirmayman, men ham qasam ichay. Allohga qasam, birorta odam bolasiga endi nasihat qilmayman, so'ragan narsasiga javob bermayman deb. Shayton alayhidan. Birodarlar, bizga ikkinchi navbatda kerak bo'ladigan amal namoz bo'ladi. Allohning farzi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarda "Man taraka salata" namozga tark etsa. Hali men yoshman-ku, balki katta bo'lay deydi-da. Yosh shunaqa bahona qiladi. Qari odam biz oyoq yaramay qoldi deydi, bel yaramay qoldi deydi. Hammada bahona. Ayol kishi ham deb bahonani qilib turadi. Yoshlar ham bitta bahonani qildi. Hammamiz bahonani qilaversak, Xudoning farziga azizlar. Rasululloh alayhi salatu vasallam "Man taraka salata mutaammidan laqiyallohu va huwa alayhi ghadban" kim namozlarni qasdan tark etsa qiyomat kunida Robbul alaminga yo'lg'igan paytda Robbul alamin unga g'azab qilgan holatda bo'ladi. Rahmat nazari bilan qaramaydi degan. Juda qattiq gaplar bor azizlar. Bu yerda hozir bir boshdan aytadigan bo'lsa juda qattiq gaplar bor. Bu arobiyda hadis ham qolib ketib qoladi hozir. Peygamber aleyhissalatu vesselam tüyelerini yolunu tosup cügenini Mekke uçağırken Arabi'ye birinci iman senge. İman gerek kıyamette. O da odan sonra iman. Ey Allah'ım imanımı besalamet kıyın. Ahri kelimem iman kelimesi kıyın. Kıyamette şu iman ile bağlısı kıyın Allah o zi nasip etkin. İkincisi namazdırlar. Üçüncüsünün zekat. Üçüncüsü zekat. Seni cennetke apkir ediyen, dozaktan kutkar ediyen amel bu zekat bo'ladi. Boy misan, nisabke ege misan, ticaret malin var mı? 35 milyon 700 milyon buldu bana bir yıl. Ya dehqon misan, ekin tikiliğin var mı? Dehqonchilikdan üşür beredi. Aylanma mablag' yani avvalo deb qo'yadi. Avvalo tovardan zekat beredi. Tilla kumushdan zekat beredi, 40'dan biri. Sotaman deb olib qo'ygan mashinangiz bo'lsa ham, uyda turgan bo'lsa. Yaxshi kelin chiqsa sotib olaman. Uyam tovar hisoblanadi.
Ya özüm minemem siz mi ayrılın da hocat asli. Ya ki çeki yapıp koyuyansız, üyüler yapıp koyuyansız, başlar yapıp koyuyansız, katar katar. Ballarım kette bu sen minemem siz mi ayrılın hocat asli. Ya satı yakışıkını, yakışın erkeğe çıkıp atı satar oramadan siz, o zekat malı sattı. Bundan bir iş gelin. Gece Ramazan uttu bana, köpçeliği soradı. Hemimiz başkalarda turup müzlep duruyen pullarımız var. Çünkü hazır odadan korkmaydı ya. Bunun hakkını uz vakte kaytarmayan adamlar köpeyip gitti. Ticaretçinin yarımı pülü kolu da yarımı pülü adamlar da çarçılıyordu. Sava sonra şey yaptı. Zekatta koreke şu adamlardan olamayken pülü hem kuşamız mı zekat ki? Yani uşandan hem biremiz mi zekat? Eğer o adam biremen yine kütürgün tıp durgen bulsa kuşas. Yani kırar kılıp sizden kaz egenliğine tan alıp durgen bulsa zakatki elbette kuşas. Ya ki tan almayken bulsa yani kuruyuzda hüccetiz bu. İşte yuvahiz var ya ki tılhaddimedir yaz bergen. Uşa hüccet bilene bundan kaçandır püldü bari ündürüp alış mümkün. Doğru mu? Hani ündeyim işte iki surette o püllerden hem zakat beredir cevaret. O püllerden hem zakat beren. Ayollarımızın tılla kümüşü var. Bırakıl ki ayollarda köpte tılla. 80 gram değil tılla onun sahibi. Kümüştü nisabı 200 dirhem değildi. Bana şu nisab ki yetse ayollara üyde duruyen tılla aslında zakat verip koştuk geri. Yakında bir ammamız telefon kıldılar. Zara hı indi biz amma değiliz. Karı tılla neç gram tılla iz bağlı? 100 gramdan aşağı yani kıradan birini verip yazdı. Dehqonlarimiz bor mana. Andijon xalqi ham mirishkor dehqon xalq. Dehqon bog'i bor insonlar bor. Ondan bir zakot ushur berishlik kerak. Agar xarajat bilan sug'arayotgan bo'lsa 20 dan birini beradi. Deylik, drenajdan suv kelyapti. Drenajga pul to'laydi soatiga, kilovatiga. Bog'iga suv kelyapti, agaratga suv kelyapti. Yoki ot hachirda suv tashiyadi. U kitoblarimizda shunday kelgan. Ot hachirga yem olish kerak axir. Ana xarajat bilan sug'arsangiz 20 dan birini berasiz. Lekin hiç kanakangi harajasız, şundan su uzu akıp gelip agaratizge hiç maşakkatsız, kıyınçilik, pül nümarsız, harajasız diye kuantiliği soru olayken bu siz. Onda uşur, ondan bir. Uşurdu beri yatıp braderler, harajatlarını hala çıkarmasına durup birini. Delik 100 milyonluğu pomidoru sattı. Şundan 30 milyonu harajat. İşçi işletken, uruk oygen, köçat oygen. Şu 30 milyonda ayırmaya durup 100 milyondan beri. Ne ayırıp 70 milyondan beri mi? Ayırmaya 100 milyondan beri. Hoşuma şuna kal. Asalarısı bol adamım oluyakken asalardan uçur beri. Çünkü bu nesela Huda'nın beyminden size veriyakken demez nimeti de. Biz köşette ekipo yapız, su kupo yapız bu oldu. Onu pişiriyakken, rengi veriyakken, tam veriyakken, hit kuş veriyakken, parvardıkları alalım. Şunu şükür o nesilgen. Uşur veremiz. Dehkanlarımız içi de hem uşur vermedi. Onları cüle ku. Vermedi uşuru. Ne deyişerken? Neloy tuğla yapmanı aşağı dedi. Yani, neloy başka nasıl? İşçi işleti yapmanı uş işçilere yapıyorken aile gibi aşağı ihsanımdır ki. Ya bu bahane unutmayın. Peygamber aleyhissalatu vesselam Arabi yurgeti yaptılar ki eğer sen kıyamette Najot quchishda xolasang zakot bergin. Alloh Qur'oni Karimda mol dunyosini jamlab undan faqirlarni hissasini zakotni chiqarmaganlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda sifatlashini qarang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata thumma la yunfiqunaha fabashshirhum bi'azabin alim. Shunday zotlariki tilla kumushni uyga pullarni bosib mol dunyoni jamlab ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا Uşa biz bergen mol dünyada nafaka ihsan kımaydıgenler. Yani zekat, uşur, ünden taşkari, yine nafil sadakatlar var. Zekatı bir bugün zeki, yine bir tas tılanıp yapıp kaladı. Misal için de. Ben şuna ki mol dünyasından infak ihsan kımaydıgenler. فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Kıyamet günü de alemli azab varlığını ulan yok. Şu haberini bergen ey Muhammed. فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
ularga alamli azob bor. Yevma tukva shunday kundagi o'sha hayoti dunyoda to'plagan tillo kumushi qiyomatda do'zaxda jahannamda eritiladi. O'sha tillo kumushingiz, ya'ni molni o'sha dollaringiz, o'sha so'mingiz, o'sha zakot bermagan mol dunyosi jahannamda eritilib egasini peshanasiga, mu yonlariga qizdirib bosiladi, deyapti, qarang. O'sha to'plagan mol dunyoingiz agar Parvardigor olam yo'lda infoq ihson qilib farzlarini ado etmagan bo'lsangiz, uni zakotini, ushurini bermagan bo'lsangiz, qiyomat kunida shu banda jahannamga kiradi, do'zaxga kiradi o'sha xasis boy. Va o'sha mol dunyosi tillo kumushi qizdirilib o'ziga tanasiga bostiriladi. Qancha ko'p bo'lsa mol dunyosi, shuncha alam azobi ham ortiq bo'ladi. Alloh saqlasin. Lekin bu oyatda yetkazishiga ogohlantirishga majbur bizda bu oyatlarni aytib. Bilgan odam bilmaganlarga eslatish kerak-da axir. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam arabiyga 3-chi navbatda arabiyda savoli o'ta jiddiy-da azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunchaki bitta to'tta amalda aytib qo'yayotganlar yo'q. Arabiyda savoli o'ta jiddiy. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u arabiyda savollarni juda yaxshi tushundilar. Juda yaxshi tushundi, chunki arabiy katta narsani so'rayapti, jiddiy narsani, eng muhimini so'rayapti. Mana deyapti arabiy, do'zaxdan qutqarib olib chiqib kelsin, shu amallar jannatga olib kirsin shu amallar. Shu amallarni o'rgating. 3-chi navbatda zakot deb yurgan ekanlarda. Zakot, mol dunyoyini infoq ihson qilgin. Ana zakot mana, sadaqa-i fitr Ramazonda beriladi. Birodarlar, agar Ramazonda kim sadaqa-i fitrda bermagan, hayit kuni ham bermagan bo'lsa, hozir ham ustingizda vojib turibdi. Sadaqa-i fitr hozir ham ustingizda vojib turibdi, birodarlar. Mana men telefonimga ataylab shahrayt qilib olganman, shu sadaqa-i fitrda nimalari kelgan mana. Bug'doydan bersangiz 12 ming so'm kishi boshiga. Arpadan bersangiz 20 ming so'm, mayizdan 100 ming so'm. Xurmodan 180 ming so'm. Buni o'sha hayit arafa ulamolarimiz nasa tushundim, masjidda hayit kuni ham eslatgan bo'lsa kerak. Ma'noda. Demoqchimanki, Ramazondan eson-omon ro'zalar tutib chiqib oldik, sog'-salomat, betalobat. O'sha ro'zadagi kamchiliklarimizni yopadi mana sadaqa-i fitr. Kishi boshiga siz ayolingiz o'zingiz 3 ta farzandingiz bo'lsa 5 kishiga berib qo'yasiz. Bug'doydan bermang, to'rosdan xolagandan bering. Xoling bug'doydan. Plus kamroq bo'lsa bug'doydan bering. Plus ko'proq bo'lsa mayizdan, ixtiyoriy. To'rosdan bittasidan beraverasiz. Agar kim sadaqa-i fitrni Ramazonda yoki hayitda hab bermagan bo'lsa, hozir ham ustingizda vojib bo'lib turadi. Hozir ham ko'tarib yuribsiz-da. Soqit bo'lmaydi baribir deydi ulamolar. Berib qo'yishlik kerak deydi. Faqirga, muhtojga. Va nihoyat payg'ambar alayhisolatu vasallam arobiyga oxirgi 4-chi amalni o'rgatdilar. Siyla rahmni bog'lagan degan ekanlar, qarang. Nasihatni go'zalligini qarang. Qarindosh urug'chilikni mustahkam qiyin. Jannatga kirmoqchimisan? Ha. Do'zaxdan uzoqlan, do'zaxdan najot topmoqchimisan? Ha. Bo'lmasam qarindosh urug'laring bilan bog'liqligini mustahkam qiyin. Chunki kim qarindoshchilikni uzsa, Alloh taolo o'sha bandalar bilan aloqani uzadi. Kim qarindoshchilikni bog'lasa, Alloh taolo ana shu banda bilan aloqani bog'laydi. Alloh saqlasin, kim ammasimi, amakisimi, yoki qarindoshimi, kim bo'lsa ham, aka-ukalar bor mana, opa-singillar bor, teskari bo'lib gaplashmay, qarindosh urug'i bilan bordi-keldini uzib yurgan banda, Alloh saqlasin, ustiga Xudoning g'azabi, Xudo saqlasin, Alloh ustiga Allohning la'nati yog'ilib turadi shu bandaga. Hatto ulamolarimiz aytibdilarki, kim siylay rahmni uzgan bo'lsa, tepada aytdiki, Alloh taolo u banda bilan aloqani uzib qo'yadi. Namozlari qabul bo'lmay qoladi shu xona. O'qiyotgan namoz. Alloh saqlasin, duolari ijobat bo'lmay qoladi. Mana yaqinda Ramazon oyidan chiqdi. Ramazon oyida hamma inshaalloh mag'firat bo'ldi, Xudo xolasa. Allohdan umidimiz shu, Parvardigor olamdan
gümanımız şu Allah halinde. Ramazan ayda Parvardigorda vadesi var. Keçirilmeyen bende kalmaydı. Aynısı Kadir keçesidir. Kadir keçesi de farişte gelip teymeyen, salam vermeyen bende kalmaydı. Hemme farişlerin salamı teyir. Allah rahmet teyir. İlla beşte adam bu Allah'ın rahmetten masum var. Birincisi kafir ve müşrik. Çünkü kafir ve müşrik o Ramazan o Allah'ın mağfiret ahli emas ular. İkincisi ata anası oq bo'lgan farzand. Üçüncüsü bir-biri bilan gaplashmay yurgan do'stlar. Arazlashib yurganlar. Bir-biri bilan gaplashmay bordi-keldini uzib salom alaykum uzib ko'chada ham Rasululloh alayhissalotu vasallam o'zlari aytganlaridek ko'chada ko'rishib qolsa ham bittasi bu tarafga burib ketadi, bittasi bu tarafga burib ketadi. Bitta maoshida o'tirishmaydi. Bitta xonada ko'zi bo'lib qolmaydi. Bir-biri bilan arazlashib, gina adovat qilib yurgan tanish, bilish, do'st bo'lsin ular kim bo'lsa ham, mana shu 3-3 toifa ginachilar, gina saqlab yurganlar Ramazon oyini rahmatidan ham mosuv bo'l, Xudoning rahmatidan, mag'firatidan ham mosuv bo'l. Shunda bo'ldimi? To'rtinchisi, siylay rahmatni uzganlar deyladimi? Kofir va mushrik, ota-onasiga oq bo'lgan farzandlar. Üçüncüsü, ginachilar arazlashib yuradiganlar. To'rtinchisi, siylay rahmatni uzganlar. Beşincisi, va mudminu xamrin, aroqxo'rlar deganlar. Aroq ichadigan insonlar Ramazonda rahmatidan, Ramazonning fazlidan mosuvo, Qadr kechasida ham hatto ular mag'firat. Mana shu 5 ta toifadan boshqa hamma mag'firat bo'ladi. Gunohlari kechiriladi. Nomay amal oppoq bo'lib chiqadi Ramazonda. Lekin mana shu 5 ta toifa inson nima qiladi? Xudoning rahmatidan mosuvo bo'ladi. Bir joyda shu ma'ruzani aytsam, qora aka, u aroqxo'rlar dedingiz, u Ramazonda to'xtab turishadi-ku ular. Ramazonda ichmaydi-ku. Doğru ki ben ettim ki Ramazan çıkıp karşı bilen başlayınız deyip duruyordu bari kalbini. Doğru mu? İhsan ama hayat ki etuval eyleyin Allah hala sallam. Hayat günü yan başla karışı mümkün. Madami ki o kalbide, kalbide madami ki topsam içerdim deyip duruyken bu zaman içmeyken bu zaman uşa içken de hükümete durur. O kalbiden tavbe tasarruh kımayın geçe uşa günahta uşa makamda durur. Az bitti, yaxshi bitti nima bo'lganda bir zina qilib oladim deb gunohni qasd qilib yurgan inson o'sha gunohda yuraveradi. Qani pulim bo'lganda sigaretni zo'rini chekardim, aroqni zo'rini ichardim deb qalbida qasd turgan inson o'sha gunohni qilib turgandek o'sha hukmda bo'laveradi. Nima kerak? Tavba kerak. Ey Allohim, bo'ldi, to'xtatdim degan narsa kerak. Tashadim degan narsa kerak. Bitta inson rasa xumori tutib nos topolmayapti. Nosi imomi deyapti, yo'q. Sandaji yo'q deyam. Bechora. Xumori tutib boshi aylanib, ko'zini Alloh qorong'ilashib, gapi ham alangjalang bo'lib, biz yaxshi bo'lganda chekardim deyapti, masalan, yaxshi bo'lganda yotardim deyapti. Günahını kast kılıçdaki ham, kalbiden niyet kılıçdaki ham, o şey günahını kıptırken bile ben bana var. Ne gerek aizler? O kalpten niyet kılıç gerek. Bu oldu taşadım diyen neyse gerek. Bu oldu yıkıştırdım. Tavba kıldım. Ben şimdi oradan tavba değil. Bendelerinde içi de Allah Teala en suya diyenleri, bendelerinde içi de tavba kılıçlar. Kullu beni adama hatta'un. Adam bolası hamasi hata kılar. Hiç kimimiz günahdan masum emas biz. Hammamizda ham günah var. Lekin va xoyrul xattoina at-tawwabun. Xato qiluvchilarda eng yaxshisi tavba qiluvchilar. Mayli xato qilsin, lekin tavba qilsin orqasidan. Hiç kim farishta emas. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, yerdi ustida hamma inson farishta bo'lib gunoh qilmaydigan odam hamma gunoh qilmaydigan bo'lib ketdi. Tasavvur qiling yerdi ustida. Rasululloh aytdilarki, shu bandalarni Xudo ketkizib, ularni undagi xato qilib tavba qiladiganlarni olib keladi. Parvardigor olamga yoqadigan banda qanaqa banda? Gunoh qilib qo'ysin, shu orqasidan tavba qilsin Xudoga yig'lasin. Bir odam ibodat qilib, o'sha ibodatni orqasidan kibrlangandan ko'ra, ikkinchi odam gunoh qilib, gunohni orqasidan tavba qilib dod deb yig'lagan ikkinchi odam afzal Xudoning nazarida qarang.
Hemen taravatını ben 20 rekat turup koydum. Benden zoru yok bu sekere degenden göre bir insan taravatı çıkarmadan. Lekin çıkarmaganı ki dadlı kudayı yığladı. Nasip kılmadan. Yani ikinci adam kudayı Allah nazdı. Mehbub bırak. Yani kibirini kiltirediyen ibadetten göre yani harlikini, bendelikini, tezellülüp koydu Arap dilinde. Ne diyeyim? Allah Teala'ya yeleniştik, yığlaştık. Bana şu nesnen kildiriyor, mahsiyat yakışa diyeceğiz ulamalarımız. İbadet kılıp mahten gelinden göre, hacıya barıp geldim, umreye barıp geldim diyenden göre, bitti insan ben boralmayıp bana, ben yer nasip kısın deyip yığlayıp yürüptü. Aslında ikinci insan avzar. Hacıya barıp gelip mahten yürüyen adamdan, ya umreye bardım, ya hacıya bardım, dıp, kevi alıp mahten yürüyen adamdan, boralmasından yığlayıp dağıt deyip, yani ben yer nasip kısın deyip, işte, Allah'a tasarruf kılıp yürüyen insan avzar. Bormagan bo'lsa o'sha avzar. Rabbul alaminga biz bandalar Parvardigor olamga qancha o'zimizni tavozi qilsak shuncha Xudoga yoqamiz. Kibrlangan sarimiz, o'zimizni katta olgan sarimiz, odamlar ichida g'ururlangan sarimiz Alloh taolaga yoqmasdan bo'lar ekanmiz. Chunki kibriyo bu Xudoning sifati. Endi o'zini katta olishni maqtanishlik. Xudo taolo hammalarimizni mana shu Arabi hadisinde kegen, tut da emelge Huda oza hemimiz hidayet kısın ilahim. İmanımızı basalamat kısın. Braderler keçe bitti video gördüm. Ben hemimiz elhamdülillah Müslümanımız, kalbimizde imanımız var. Bitti videoda, şimdi dastarhanada üstüde şu ayda yemekin, ayda yemekin de bu ahire ayda oraya dedim. Benim mazur tutasılar indi. Bitti sigir davul kılı yaptı. Siz bilen menge hoşçakalın bir tane adam balası barıp uşa sigirde de ilah deyip uşa sigirde huda deyip huda saklasın uşa sigirken çıkarıyken bavlını içi yapıp barıp kuludu uşanı ne dedi? Barıp basayı başımızdan koyuyoruz o tabarik ile Allah saklasın uşa sigirde bavlıya başını koyuyoruz da başını yuyuyoruz. Şu yem siz bilen ben yok şeyim, adam bu şeyim. Uşanı yem aklı var, cinni bas bu. Sap basa bu şeyim. Lekin Huda kalbini körüp bu yiyen de. Körüyorsun Allah siz bilen ben ya, kana iman bilgen. Ay bana şu imanı vermeyen de, Allah sağlasın bizim halimiz kana bulan. Bütü hesap alıp oturgen bulan mı değil? Taştı, taş keki sekke sığınıp. Ya uşa sigirde ilah edip yürüyen mi değil? Ve kıyaştı ya olavdu ya kıvalıp oturar mı dedik işte he? Körü yapsın mı? Huda Teala'dan biraderler bekarge eskilerimiz bana kem kalı şey yaptı uluğlarımız eskilerimiz bekarge dua kıyma gündeken de imandı ve salamat kıyındı Allah bizge birgen Allah Teala bana şu Arabi hadiste kıygen bana şu tuttu emelge Huda hemelerimiz hidayet eylesin imanımızı ve salamat kısın Cibril aleyhisselam yığladılar Resulullah aleyhisselatü vesselam da huzuruya gelip Cebrail aleyhisselam'a kadar yığlayın ekenler. Şunda Peygamberimiz, ey Cibril ne yığlayapsız diyenler de. Hatımını yaman buluşundan korkup yığlayıp ben diyen ekenler. İtte ya Allah canımı aliyatıp, canımı ayın geçe beni adaştır varayım mı gündüm? Siz perişte bu siz. Dediler Resulullah şunda, ha harut ve marut ve perişte idi. Şeytan aleyhi lanahem periştelerdeki desbir ediyen şu uluğ makamda idi. Huda hammalarimizni hidoyat aylasin, iymonimizni basolamat qilsin va ayniqsa namoz amriga, namoz ishiga paydan bo'lishlikni Huda hammamizga nasib qiluvsi aylasin. Ishlarimizda boylarimiz zakotni berib, faqirlarimizni, yetimlarimizni ko'nglini olsin va eng 4-chi amal, eng go'zali siylay rahim hech qachon uzilmasin ilohima. Qarindosh urug'lar bir-biriga ahil, bir-biriga ittifoq bo'lsin. Gelin ki yollarımızda parvandıgan alamdan bahsa adan sorayımız uzlardan köpeyişip ve amin deyilek aciler kiles şu yıllardaki akikalar kalasına ilahim. Umurları güzel bulsun. Gelin ki yollarımızda hayata şirin bulsun. Gelin kızımıza uzatılırken hanadonda gelin bas kız bubkesi o şu hanadonda. Kayna ata kayna anası şu derecede bir muhabbet koyadigen şu hanedanın güzel, salih, kelin, kız bulsun ilahim. Kiyobalamızı hem parvardigar alem, tevfik, rüştü, hidayet verip, kelin kızımızı amanet de bilip,
köz qaraçığılı degi kabi asrab avaylab o'zlardan ko'payishib muhabbat bilan bir-birlariga ahil ittifoqlik bilan umr guzaronlik qilishlarini Allohim o'zing nasibi ro'zi aylagin parvardigor. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarning Allohim hammalarini o'zing rozi bo'lgin, bosgan qadamlariga ajr mukofotlar ato etgin. Parvardigor olam bu ihsonga to'yga xizmat qilgan hamma ajalarimiz xizmatlarini qabul aylagin. İkala kula andalarını birbirine ahil ittifak edin, tanıcalarını sağ edin, farzatlarını bahtı, ikbalını yokşatın parlamadık. Allahümme salli ve sellim, mübarek aleyhi ve rahmetullah.